Zekat İslam'ın şartından biridir. Yüce Yaratan'dan bu bir emirdir. Çünkü zekat fakirlerin hakkıdır. Malın kırkta birini vermelisin. Bunun karşılığı cennet bilesin. Çünkü zekat fakirlerin hakkıdır. Malın kırkta birini vermelisin. Bunun karşılığı cennet bilesin. Malını Mevla'ya sigorta yaptır. Kesin servetini kat kat artırır. Ayrıca Rabbim malın satın alır. Karşılığı cennettir bilesin. Zekatını mutlaka vermelisin. Ayrıca Rabbim malını satın alır. Karşılığı cennettir bilesin. Zekatını mutlaka vermelisin. Ayrıca Rabbim malını satın alır. Karşılığı cennettir bilesin. Zekatını mutlaka vermelisin. Vahid sen de zekatını ihmal etme. Allah'ın huzuruna borçlu gitme. Resulü de güvencirip incitme. Malınızın kırkta biri zekattır. Allah'ın emri fakirlerin hakkıdır. Resulü de gücendirip incitme. Malınızın kırkta biri zekattır. Allah'ın emri fakirlerin hakkıdır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِطُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Bir haftadan beri böyle. Önce ilahi okuyor,
Sonra Selim'e Kur'an okutuyor. Hep aynı ayetler. Allah senden razı olsun Selim'im. Aferin, aferin, aferin. Bir de mealini okusana. Namazı gereği gibi kılın. Zekatı verin. Ve hayır işlerden nefisleriniz için... Babamın bir sıkıntısı var ama bilmiyorum ne. Allah katında... Ne olacak? Yaşlandı, bunu ya. Şüphesiz... Başka ne abi? Allah bütün çıktı mı var odasından? Bir şey de söylemiyor. Anlasak, dinlesek? Kesin... Ey iman edenler, kazandıklarınızın helal ve iyi olanlarından ve sizin için yerden rızık olarak çıkardığınız şeylerden bağışta bulununuz. Kendinizin ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü ve haram şeylerle bağışta bulunmaya kalkışmayınız. Bilin ki Allah ganidir. Sizin bağışlarınıza ihtiyacı yoktur. Hamd edilmeye layıktır ve iyilik yapanın mükafatını da daha güzeliyle verir. Böyle bekleyecek miyiz? Şimdi gelir. Ne zamandır bekliyoruz? Hala çağıracak bizi. Öyle değil mi yani? Babamın bir bildiği vardır. Niye çağırmış bizi? Sabredersen öğrenirsin. Ya biz çocuk muyuz? Sen çocuksun. Abi, ayıp oluyor ama. Kes sesini. Tamam tamam, kavga etmeyin yine. Dedem sizi çağırıyor. Seni değil anne, sadece dayımları çağırıyor. Bizi çağırmışsın baba. Bir şey mi oldu? Sizden bir ricam olacak. Bu zarfları alın. Bunlar ne baba? Zekatlarım. Zekatların mı? İyi ama baba, senin şimdiye kadar zekatlarını muhasebecimiz hallediyordu. Bu zarfların içerisinde 2000 yetele para var. Ne? 2000 mi? Baba sen... Bu zekatlarımı yerlerine ulaştırın. İyi ama baba, biz niye gidelim? Bunu sekreterlerimiz halleder. Ben sizden rica ediyorum. Siz halledeceksiniz. Evlatlarım, biliyorsunuz. Ömrüm boyunca çalıştım. Sizi ev fabrika sahibi yaptım. Allah'ıma şükürler olsun. Varlığımız çok iyi. Bunu da verdiğim zekatlara borçluyum. Allah'ıma hamdolsun. Her sene zekatımı verdim. Allah'ım bana bu gücü, bu varlığı nasip etti. O verdi. Mal onun, varlık onun. Her şey onun. İnşallah onun verdiklerinin hakkını ödemişimdir. Zekat fakir fukaranın, muhtacın hakkıdır. Zekat verdikçe işlerim düzeldi. Zekat verdikçe bin bereket geldi. Bunları çocukluğumuzdan beri anlatıyorsun baba. Biliyoruz. Ezbere bile söyleyebilirim hepsini. Bilmiyorsun. İnşallah bilirsin. Baba neyin var? Rahatsız mısın? Yok evladım. İyiyim, iyiyim. İyiyim, merak etmeyin. Verdiğim bu zekat zarflarını mutlaka sahiplerine ulaştırın. Tamam baba. Tamam baba. Bugün. Bugün mü? Tamam baba. Ama bugün görüşmelerim var şirkette. İşlerim yoğun baba. Bugün. Baba bu basit bir iş. Sekreterim filan halleder yani. Babam bugün dedi. Ne yapalım pekala. Vereceğiniz kişilerin adı ve adresleri zarfların üstünde.
Bu adreslere gidin, onları bulun. Kendi elinizle verin. Ne derlerse desinler, nasıl davranırlarsa davransınlar, cevap vermeyin. Açıklama yapmayın. Sadece zekat olduğunu söyleyin. Niye? Sadece dediğimi yapın, anladınız mı? Anladık baba. O zaman gidin şimdi. Akşama sizi evde bekliyorum. Allah yardımcınız olsun. Evlatlarım, onların durumu ne olursa olsun sadece dediğimi yapın, tamam mı? Peygamber Efendimiz zekat dinin köprüsüdür diyor. Biz de inşallah köprü kuracağız. İnşallah köprü kuracağız. İnşallah. Allah'ım yardım et. Bakın şu dünyanın türlü türlü haline. Kimseler çare bulmaz. Ölüme ölüm. Abi, ne yapacağız? Babamı duydun? Etme be abi. Biz koskoca şirket ortaklarıyız. Bize sokak sokak dolaşıp zekat dağıtmak yakışır mı? Unutma. Biz babamın sayesinde şirket sahibi olduk. Başka zaman yapsak. Ne bileyim, benim sekretere versek bir çırpıda halleder vallahi. Babam nereden bilecek? Verdik deriz. Babam bize hiç yalan söylemedi. Tamam be abi. Vallahi babamın tıpkısısın. Vallahi akıl kârı değil abi. Böyle şey olur mu ya? Biz zekat memuru muyuz? Bakın şu dünyanın türlü türlü haline. Kimseler çare bulmaz. Ölüme ölüme. Nerede güvenenler servetine malına malına. Ölüm sana niçin çare bulunmaz? Sabredelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Oldu galiba. Kafadan yani. Yoğun iş temposu, sonra yaşlılık. Yani böyle bir iş vermesi çocuk gibi yani. Bizi hala 10 yaşında sanıyor. Kes sesini. Thank you.
Nasıl, iyi misin baba? Ah kızım, ben gideceğim. Ağzından yel alsın baba, o nasıl söz? Öyle kızım, öyle. Bu kalp haberleri yok değil mi? Söylemedin değil mi? Söylemedim ama bilmeleri lazım. Hakları var buna. İşlerini tamamlasınlar. Ondan sonra söyleriz. Şimdi olmaz. Sakın söyleme. Allah'ım. Allah'ım. Yardım et. Sen her şeye kadirsin. Onlara yardım et Rabbim. Babacığım, bana söylemediğin bir şey mi var? Öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz. Sen de, kardeşlerin de öğreneceksiniz. Vazgeçmeseler bari. Önce nereye gidiyoruz abi? Buna. Kim o? Nizam Şimşek Tahtalı. Adres kolay mı? Zor da olsa, kolay da olsa bulacağız. Bu zeka zarfını eline vereceğiz. Komedi başlıyor yani. Dünyaya gelen çok insanı gülmedi. Kimse ölüme çare bulamadı, bulamadı. Dünya sultan Süleyman'a kalmadı. Ölüm sana niçin çare bulunmaz? Sabredelim gönül elden ne gelir? Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Kimse güvenmesin sıhhat ile malına. Rabbim beni de alacak yanına. Yok galiba, hadi gidelim. Abi burası pek tekin değil gibi, gidelim buradan. Huylanıyorum yahu, bizim ne işimiz var burada? Demek ki yoksul ihtiyaç sahibi biri, emaneti verelim gideriz. Yok galiba, hadi gidelim. Abi geldiler. Lan yeter lan, yeter! Yeter! Ne istiyorsunuz lan? Ne çalıyorsunuz kapımı? Siz kimsiniz be? Tabanca çeker misin? Ne bakıyorsunuz lan? Çekin gidin evinize. Hadi defolun. Abi gidelim buradan. Dağılın lan. Biz bu serseriye zekat vereceğiz. Filmi çekiyoruz lan burada. Babam yanlışlık yapmaz. Hadi. Abi baksana tipi. Katil suratlı herif ya. Gidelim buradan. Bak ya, sormadı. Değil mi? Beni niye aradınız? Sen Nizam Şimşek misin? Evet. Bu senin. Babam gönderdi.
Vay iyi. Kimi haklayacağım söyleyin bakalım. Yalnız adam öldürmem. Sadece topuğuna sıkarım. O kadar. Tamam mı? Yoksa başka iş mi? Uyuşturucu işinde yokum abi. Sadece topuğum. Anlarsınız ya. Ne istiyorsunuz? Sadece topuğum. Efendim abi? Bu babamın zekatı. Zekat mı? Bana zekat mı veriyorsunuz? Size vermemizi söyledim. Bana mı? Ulan insanla dalga geçmeyin. Ne istiyorsunuz benden? Çabuk söyle. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Vallahi billahi bir şey istemiyoruz abi. Babam gönderdi bizi. Ah abi dediğin ben sana. Başımızı belaya soktum. Murat sus. Biz söyleyeceğimizi söyledik kardeşim. İnanıp inanmamak sana bağlı. Bu babamın zekatı. Bu seneki zekatının birini sana verdi. Gidiyoruz abi. Gidiyoruz. Hey, durun. Babanız kim sizin? Vahit. Vahit Çiçekçi. Vahit Çiçekçi mi? Geldin mi Selim'e? Gel otur. Torunum benim. Bana ilahi okur musun? Hangisini okuyayım dede? Zekatla ilgili olan var ya, onu oku. Tamam. Zekat İslam'ın şartından biridir. Yüce Yaradan'dan bu bir emirdir. Çünkü zekat fakirlerin hakkıdır. Malının 1/40'ını vermelisin. Dede, dede ne oldu? Yok torunum bir şey. Ben iyiyim, sen oku. Malını Mevla'ya sigorta yaptır. Kesin servetini kat kat arttırır. Ayrıca Rabbim malını satın alır. Karşılığı da cennettir bilesin. Zekatını mutlaka vermelisin. Ben yokum abi. Vallahi yokum. Bu ne ya? Babam gitsin kendisi versin. Canımızdan olacaktık ya. Bizi gönderdiği adamı gördün mü? Adam harbi kiralık katil. Böyle bir şey olamaz ya. Babam zekatı kime veriyor? Zekata hakaret bu ya. Murat, babamın bir bildiği vardır. Ne bilmesi? Buna da o ya. 2000 lirayı verdik katilin eline. Allah'ım aklım almıyor. Olacak şey değil. Komedi bu ya, komedi. Gel. Otur. Babamın zekat konusunda ne kadar hassas olduğunu bilirsin. Zekatın kime verilip verilmeyeceğini bizden daha iyi bilir. Şimdiye kadar çevresindeki bütün fakir fukaraya verdi zekatını. Malının 1/40'ını her sene ayırdı, fakirlere verdi. Ya bu sene? Fakir fukaraya yine verdi. Haberim var. Zekatının bir kısmını da bu 3 kişiye veriyor. Nedenini ben de bilmiyorum.
Ama babamın bir bildiği vardır. Bize düşen babamızın sözünü dinle. Yok ya. Kendini öldür dese öldürecek miyiz yani? Hayır abi. Ben bu işte yokum. Tırstım. Sen ne yaparsan yap. Bir yere gidemez. Bu işi bitireceğiz. Babamıza söz verdik. Abi. Alo. Söyle hayat. Doğru, bugün dışarıdayım. Babamın bir işi var da. Çocuk nasıl? Önemli değil. Abimle dışarıdayız. Ben sana sonra anlatırım. Abi, babam gibisin. Fabrikanın başında olmamız gerekirken nerelerde sürtüyoruz? Yürü hadi yürü. Hey Allah'ım ya. Bu işin sonu hayra çıksa bari. Şimdi nereye gidiyoruz? Buna. Benim işim ancak hakka kalmıştı. Ciğerlerim kara kanla dolmuştur. Eyüp peygamberden miras kalmıştır. Ölüm sana niçin çare bulunmaz? Sabredelim, gönül elden ne gelir? Ne gelirse kuluna Allah'dan gelir. Kimse güvenmesin sıhhatle malına. Rabbim beni de alacak. Oğlum ağlama artık. Dedem ölecek değil mi anne? Ben biliyorum, ölecek. Zeynep! Kızım! Zeynep! Kızım! Zeynep! Baba! Baba, ne oldu? Su ver. Su. Allah razı olsun kızım. Haber var mı? Aradılar mı? Yok, hiç aramadılar. İyi. Kızım. Ararlarsa, vazgeçmek filan isterlerse, onlara işlerini bitirmeden dönmemelerini söyle. Vasiyetim olduğunu söyle. Allah'ım, oğullarım dönene kadar alma canımı. Onların işlerini yapıp döndüklerini şöyle dünya gözüyle göreyim. Ondan sonra Azrail alsın canımı. Baba. Babacığım. Ölüm mukadder. Bir gün herkesin başına gelecek. Sırası gelen gidecek. Ben de gideceğim. Öleceğim diye hiç üzülmüyorum. Herkesin gittiği yere gidiyorum. Baba. Vazgeçmeseler, vazgeçmeseler, vazgeçmeseler. Baba, şimdi doktoru çağırıyorum. İyi bak adresi. Burası mı? Burası olmalı. Bir yanlışlık olmasın. Babamın buralarla ne alakası olur? Bu sokaklar pek tekin değil. Vahit Bey. Lütfen biraz sakin olun. Yormayın kalbinizi.
Şimdi size yeni ilaçlar yazacağım. Onları kullanırsanız iyileşeceksiniz. Ayağa kalkacaksınız. Sağ ol doktor bey. Allah razı olsun. Ben bu amellerim ile giremem o cennetine. Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine. Cennetine, cennetine, koy bizi cennetine. Doktor bey nasıl? Oyalıyoruz Zeynep Hanım. Ne yapsam, hangi ilacı versem, inanın elimden geleni yapıyorum. Ama keşke ümit verebilseydim. Murat Bey ile Hüseyin Bey neredeler? Bence neredeyse çağırın. Gelsinler. Babama söyledim. Ama çağırmamı istemiyor. Bir işe gönderdi onları. Ne olduğunu bilmiyorum. Git başımdan ya. Git. Öf, gitsene. Öf be. Hadi kızım gitsene odana be. Anne. Aa. Anne ben seni çok seviyorum. Bıktım senden. Anne bana sarıl. Anne korkuyorum. Beni yalnız bırakma. Ya kızım gitsene başımdan ya. Hadi git. Git odana. Ya gitsene. Hadi anne odana gitme. Hadi. Hadi. Alo, ne haber Rıfat? Lan daha yeni geldim eve. Bilirim tabii. Saat kaçta? Tamam, arabayı gönder tamam mı? Hadi bekliyorum. Anne gitme. Ya anne kızım gitme. Ne istiyorsun ya? Gitsene başımdan git. Hadi anne. Git. Kal orada be. Kes sesini. Sana bir daha benim işime karışma demedim mi? Ha demedim mi? Öf! Ne çabuk geldiniz. Siz kimsiniz? Ha anladım. Taylan abi gönderdi sizi değil mi? Kıyafetleriniz gıcır olduğuna göre bu seferki bol paralı olmalı. Ha? Sen Suzan Çeltikçisin değil mi? Evet. Siz kimsiniz? Al. Ah. Vay. Ne çok para bu. Evimin yerini kim söyledi? Muhakkak Zerrin abla söylemiştir. Hadi geçin içeri. Anne, anne. Hadi geçsenize. Hadi. Korkuyorum anne. Ha, onu dert etmeyin. Ben dışarı gönderirim. Biz de keyfimize bakarız. Bunu babam gönderdi. Anne. Baban mı? Bu seneki zekatının bir bölümünü sana verdi. Anlamadım. Bu zarftaki zekat parası. Zekat mı? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yani bu zekat ve babanız bana para gönderdi. Nasıl bir kadın olduğumu bile bile öyle mi? Hey! Babanız kim? Vahit Çiçekçi. Vahit Çiçekçi. Vahit Çiçekçi. Vahit Çiçekçi. Çiçekçi.
Bizi gören olsa kesin deli der. Bizler Vahit Bey'in oğulları zekat dağıtıyoruz. Kime? Katile, hırsıza. Niye? Daha fazla adam öldürsün diye. Fahişeye. Niye? Daha fazla adamla yatsın diye. Allah'ım affet bizi. Affet. Var ya, büyük günaha girdik. Babam yüzünden. Senin yüzünden. Hadi yukarı çıkalım. Babama ne diyeceğiz? Bir zaf daha var. Uydururuz bir şeyler. Yaptığımız doğru değil. Babamın isteğini yerine getiremezsek kimin isteğini yerine getireceğiz? Bu zarfı da yerine bırakalım. Bakalım ondan ne çıkacak? Bu sefer bir terörist çıkmazsa kalıbım basar. Çok korkuyorum ölümden. Ölüm değil amelimden. Korku Azrail'den değil cehennemin baba, ateşinden. Selim neden kaldırdın babam? Banyoya gelmek istemişti. Abdest alayım istedim. Her şeye hazırlanmak lazım. Ah baba, yatağına leğenli su getirirdim senin. Olsun kızım. Ben iyiyim. Azrail'den. Abdest alıp iki rekat kılacağım. Gücüm var çok şükür. Cehennemin ateşinden cennetine, cennetine koy bizi de, koy bizi de cennetine. Rabbim bizi de affeyle. Bu zat nereye gidecek? Şehir dışına çıkacağız. Üzerinde bir fabrikanın adresi var. Tamam. Bu fabrikayı biliyorum. Babam yine bir çılgınlık düşünmüştür. Bu sefer kim bilir kim? Bunadı babam, bunadı. Ya bu yaptığımızı bir gören olsa ne demez? Tam ana haberlik olduk. Maskara olduk. Manyak bu babam. Vallahi manyak. İn aşağı. Sana in dedim. Gel. Ne oldu abi? Ne dedim ben şimdi? Babama ne hakla manyak dersin lan sen? Bu yaptığı manyaklık değil mi? Ben tek başıma giderim. Git. Bana ne? Sanki çok umurumda. Sen var ya sen abi. Babamın kölesisin. Anladın mı? Geri kafalısın. Her zaman babam babam. Yetti ya, yetti. Anladım. Şimdi anladım. Senin derdin miras. Babamın gözüne girip malları üstüne yapacaksın. Nasıl da masum davranıyorsun. Ama ya ama yok. Yedirmem vallahi. Üzerime gelme Murat. Gelme. Kardeşimsin. Çirkefleşme. Kardeşimsin. Yazık. Yazık. Yazıklar olsun. Sana abilik yapamamışım. Yazıklar olsun bana. Rekat İslam şartından biridir. Yüce Yaratan'dan bu bir emirdir. Çünkü zekat fakirlerin hakkıdır. Malın kırkta birini vermelisin. Bunun karşılığı cennet bilesin. Selim. Çünkü zekat fakirlerin hakkıdır. Selim. Malın kırkta birini vermelisin. Evladım. Bunun karşılığı cennet bilesin. Malını Mevla'ya sigorta yaptır.
Kesin servetini kat kat artırır. Ayrıca Rabbim malın satın alır. Karşılığı cennettir bilesin. Zekatını mutlaka vermelisin. Ayrıca Rabbim malını satın alır. Karşılığı cennettir bilesin. Zekatını mutlaka vermelisin. Abi özür dilerim. Eşeklik ettim. Manyak benim. Özür dilerim. Teşekkür ederim abi. Müsaade eder misin? Bu zarfı bizzat ben vereyim. Karşıma kim çıkarsa çıksın. Söz. Olsa olsa çalışan bir işçidir. İnşallah öyledir. Hadi. Buyurun, kime baktınız? İlker Kukil ile görüşeceğiz. Randevunuz var mı? Yok ama önemli. Buyurun, sekreterle görüşebilirsiniz. Buyurun. İlker Kukil Bey'le görüşeceğiz. Randevunuz? Yok. Özür dilerim efendim. Randevu olmadan içeri alamam. Affedersiniz. İlker Kukil Bey'in görevi ne bu iş yerinde? Bilmiyor musunuz? Hayır, bilmiyoruz. Sadece adrese göre geldik. İlker Kukil Bey bu iş yerinin patronudur. Abi olur mu böyle şey? Adreste bir yanlışlık olmasın? Nereden geliyorsunuz? Buyurun, kartım. Ah, özür dilerim. Önceden niye söylemediniz efendim? Sizin şirketinizi duydum. Şu sıralar çok başarılı olduğunuz söyleniyor. Patrona hemen bildireyim. Efendim, BHM Anonim'den Hüseyin ve... Murat. Murat Beyler sizinle görüşmek istiyorlar. Peki efendim, hemen geliyoruz. Buyurun efendim, sizi götüreyim. Geç bakalım. Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Hak peygamber Muhammed'in. Gelim. Alan dünya evladım, değil misin? Gel buyur. Kast edip insan özüne. Toprak doldurup gözüne, sana tapanın yüzüne, gülen dünya değil misin? Sana tapanın dede? Yüzüne. Ne oldu dede? Gel benim aslan oğlum. Selim'im. Bir şey mi oldu dede? Bak evladım, aramızda kalacak. Sadece ikimiz bileceğiz. Tamam mı? Tamam mı? Tamam dede, ne yapacağız? Film çekeceğiz. Film mi? Evet. Sen kameraman olacaksın. Kamera kullanmasını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam öyleyse. Hemen şimdi kamerayı buraya getir. Benim için çok önemli bu. Vahidi deye bakalım. Kim kalmış ki ben kalayım. Korkmam ye, ben de hazırım. Obur dünya değil misin?
Beni ilgilendirmez Ali Usta. Ben parayı sokaktan toplamıyorum. Çalış kazan. Ama efendim, çocuğum çok hasta. Onu hastaneye yatırman lazım. Elimde hiç param da yok. Sizden sadece avans istiyorum, çalışıp öderim. Mümkün değil Ali Usta. İlker Bey, ben böyle karşınıza çıkıp para dilenmek ister miyim? Buraya gelene kadar ne çektiğimi bir de bana sorun. Ama oğlum çok hasta, çok para istiyorlar. 15 yıldır iş yerinizde çalışıyorum. Beni tanıyorsunuz. Lütfen usta. Söyleyeceğimi söyledim. Başkasından bul. Benim prensiplerim biliyorsun. Maaşından avans almışsın. Bir daha almışsın, bir daha almışsın. Yeter ya, yeter be. Aa. Efendim? Misafirleri getirdim. Açık dışarı. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim hoş geldiniz. Efendim firmanızın adını duydum. Çok başarılı bir firma. Firma babamın. Biz iki kardeş yönetiyoruz. Çok güzel. Güzel bir kardeşlik dayanışması desenize. Ne içersiniz? Biz hemen kalkacağız. Olur mu canım? Bir yere bırakmam vallahi. Soğuk sıcak. Çay olsun. Üç çay kızım. Evet. Sebebi ziyaretiniz? Bu sizin. Oo, iyi para. Şirketimize yapmanız gereken ödeme galiba. Öyle değil mi? Ama bunu muhasebeyi de verebilirdiniz. Neyse canım, ben de alabilirim. Hayır İlker Bey. Ürün filan almadık. Ya, ha anladım. Şey, hediye yani. Peki karşılığında ne istiyorsunuz bizden? Hediye değil. Karşılığında da sadece dua istiyoruz. Ne dediniz, dua mı? Babam gönderdi size. Bu sene zekatının bir bölümünü size vermemi istedi bizden. Ha? Anlamadım. Zekat mı dediniz? Evet, zekat. Emin misiniz? Evet. Şaka yapmıyorsunuz değil mi? Hayır. Son derece ciddiyiz. Ama benim bildiğim zekat fakirlere verilir. Öyle değil mi? Demek ki babam sizin de bir fakir tarafınız olduğunu düşünmüş. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz be? Biz sadece babamızın dediğini yapıyoruz. Bize ne kadar akıl almaz, saçma gibi görünse de. Babamızın bir bildiği var diyerek dağıtıyoruz. Allah'a ısmarladık. Bir dakika. Babanızın ismi ne? Vahit Çiçekçi. Vahit Çiçekçi. Vahit Çiçekçi. Vahit Çiçekçi. Vahit. Sen. Vahit. Ah. Çekeyim mi dede? Dede çekeyim mi? Dede? Dede iyi misin? Tamam. Tamam çek. Başla. Hadi dede çekiyorum. Oğullarım. Biricik kızım. Sizi çok seviyorum. Durumum iyi değil. Farkındayım. Göç davulları çalıp duruyor. Bu işin içinde bir bit yeniği var. Babam bizi onları bilerek gönderdi. Ve onları tanıyordu. Öyle değil mi abi? Bence babamın onlara borcu falan vardı. Sadece para borcu değil. Ne bileyim... Belki onlara karşı bir kusuru falan oldu. Ne bileyim belki de af dilemek için gönderdi paraları, bizi de. Kes. Babam hiçbirini tanımıyordu. O zaman adreslerini nereden biliyordu?
Kesinlikle tanıyordu. Tanımıyordu. Biliyorum. Babama toz kondurmak istemiyorsun. Ama o katili de, o fahişe kadını da, o acımasız patronu da tanıyordu. Tanımıyordu. Öğreneceğiz. Kızım. Hakkını helal et. Ben helal ediyorum. Oğullarım. Apar topar işinizden, gücünüzden alıkoydum. Çağırdım. Size garip bir iş verdim. Biliyorum. Şu anda bile aklınız İyice karışık. Ey yolcu uzaktan, bakma beri gel, beri gel. Bu kabir senin de son durağındır. Son durağındır. Dikkatli bak, hele yeni bir mezar. Öleli 3 gün olmuş, taşında yazar, taşında yazar. Mezarcı yorulmaz, kazar ha kazar, kazar ha kazar. Evladım, niye ağlıyorsun? Senin de son durağındır. Ağlamıyorum. Ağlama. Ne olur ölme dede, ölme. Ölmek ya da ölmemek benim elimde değil ki evladım. Aslan Selim'i benim. Bana söz ver bakayım. Ben ölürsem arkamdan ağlamayacaksın. Sen benim Selim'imsin. Güçlü olmalısın. Ben sadece bu taraftan öbür tarafa gidiyorum. Orada yaşayacağım. Sen benim arkamdan oku, Kur'an oku yeter. Ne zaman Kur'an okursan ben uçar gelirim. Benim Selim'im benim için Kur'an okuyor. Beni hatırlıyor derim. Severim, severim, severim. Dedeciğim, dede. Ama lütfen ağlama Selim, lütfen. Tamam, ağlamayacağım. Aferin benim Selim'ime. Bak evladım. Bu çektiğin görüntüleri ben öldükten sonra dayınlara ver. Tamam mı? Tamam. Ah,
Türkiye'ye gelselerdi de kendilerine söyleseydim. Abla. Hoş geldiniz. Nasıl, verdiniz mi? Verdik. Babam nerede? Odasında. Murat, Hüseyin, kardeşlerim. Size bir şey söyleyeceğim. Babam çok hasta. Size belli etmedi ama durumu çok ağır. Yani size verdiği görev aynı zamanda vasiyeti. Murat, yanında Selim var. Bence bir an önce helalleşsen iyi olur. Baba. 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 Dayı. Babacığım. Babacığım. Baba. Anne. Bizden niye gizledin baba? Hasta olduğunu niye gizledin? Oğullarım, Murat, Hüseyin, benim evlatlarım. Verdiniz değil mi? Verdiniz, verdiniz. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Allah. Hazırım. 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 Allah. Baba. 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 Babam. Baba. Babacığım. Baba. Baba. Yan bakma kardeşim, Fatiha okum. Bu kabir senin de son durağındır, son durağındır. Burada tükenir kuvvetle korku, kuvvetle korku. Bu kabir senin de son durağındır, son durağındır. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sin vel Kur'anul Hakim. İnneke leminel murselin. Ala sıratın müstakim. Tenzilen azizir rahim. Letünzira kavmen ma unzira bahum fehum gafilun. Lekad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. İnna ca'alna fi anaqihim alalen feyyen el-iskani fehum muhmehun. Ve ca'alna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe aşeynahum fehum la yubsirun. Ve sevâyun aleyhim e'enzertahum emlem tünzirum la yuminun. Yan bakma kardeşim, Fatiha oku. Bu kabir senin de son durağındır, son durağındır. Burada tükenir kuvvetle korku, kuvvetle korku. Bu kabir senin de son durağındır, son durağındır. Bu dünya fanidir, bunda kalınmaz. İnsanı aldatır, hiç güven olmaz, olmaz. Yaratandan başka hiçbir şey kalmaz. Olsa dünya Muhammed'in olurdu. Ölüme çare olsa Lokman hekim bulurdu. Resul için yaratıldı bu alem. İsmini yazarken çatladı kalem, kalem. 18 bin alemin peygamberi olan,
olsa dünya Muhammed'in olurdu. Ölüme çare olsa Lokman hekim bulurdu. Sancağının ucu arşa ulaşır, hem ay ile hem gün ile yarışır, yarışır. Ona ümmet olan Hakk'a ulaşır. Hadi gidin, gidin. Olsa dünya Muhammed'in olurdu. Ölüme çare abi, olsa Lokman. Bunlar zekat verdiğimiz kişiler değil mi? Evet onlar. Demek babamı tanıyorlarmış. Evet tanıyorlarmış. Ölümünü nereden öğrenmişler peki? Gazetelere ilan verdik ya. He. Evet. Yan bakma kardeşim, Fatiha oku. Bu kabir senin de son durağındır, son durağındır. Burada tükenir kuvvetle korku, kuvvetle korku. Bu kabir senin de son durağındır, son durağındır. Ne ses, ne seda, ne hırs, ne de bir amel. Üstünde bina yok, altında temel, altında temel. Başınız sağ olsun. Ey yolcu uzaktan, bakma beri gel, beri gel. Çok namusluydu. Bu kabir senin de çok son durağındır. İnanın kafamız çok karıştı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Lütfen bize gelin, oturalım. Bir şeyler içelim, bize her şeyi anlatın. Buyurun. Dikkatli bak, hele yeni bir mezar. Öleli 3 gün olmuş, taşında yazar, taşında yazar. Mezarcı yorulmaz, kazar ha kazar, kazar ha kazar. Bu kabir senin de son durağındır, son durağındır. Ben babanızı tanıyordum. Bir yerden emir almıştım. Sanırım ürünlerinin kalitesi rakip firmayı çok etkilemiş. Emir verdim. Topuğuna kurşun sıktım. Beni gördü, tanıdı. Hiçbir şey demedi. Şikayette bile bulunmadı. Yıllar evvel oldu bu hadise. Belki siz de hatırlarsınız. Evet, hatırlıyoruz. Babam hemen kapattırmıştı mevzuyu. Sanki sinek ısırmış gibi geçiştirmişti. Yıllar sonra siz geldiniz. Onun zekatı dediniz. Zekat göndermiş. Önce dalga gibi anladım. Sonra düşündüm. Canına kıymak istediğim biri bana zekat veriyordu. Bu zekat suratımda şamar gibi patladı. Ben de tanıyordum babanızı. Yıllar önceydi. Bundan 10 sene filan önce. Babanıza bir tuzak kurulmuştu. Piyon da bendim. Bir otelde babanızla buluşacaktık. Sonra fotoğrafları, görüntüleri çekilecekti. Karşılığında şantaj yapılacaktı. Babanıza yoksul biri, yardıma muhtaç biri olduğumu söyledim. İnandı bana. İlgilendi. Yardım etmek istedi. İşte o anda numaramı yaptım. Sarıldım filan işte. Ama o şantaja gelmedi. Evet. Rahmetli annem önce çok kızdı. Sonra ikna oldu. Babama çok inanırdı. Ben de inanmadım. Şantajda tutmadı. 10 yıl sonra siz beni buldunuz. Onun zekatı deyip para verdiniz. Aptallaştım resmen. Bana zekat veriyordu. Niye dedim kendi kendime?
Niye? Niye? Hep bu soruları sordum kendime. Ama içimde bir şeyler... Ne bileyim... Pişmanlık gibi şeyler. Kırtandı babanız. Tabii çok eskiden. Daha siz küçük çocuktunuz. Birlikte iş kurmuştuk. Ya evet. Hemşerimdi. Okul arkadaşımdı. O kadar saf ve temizdi ki. Ticaret hilelerinden haberi bile yoktu. Baktım işleri iyi gidiyor. Benim de gözüm kız görmüş. Elinden bütün hakları almıştım. Anlayacağınız... Sırtından vurmuştum babanızı. Babam hiç bahsetmedi bundan. Dedim ya. Bahsetmeyecek kadar saftı. Kimsenin hakkı yerde kalmıyor. İşlerim tepe taklak oldu. Kredi borçlarım beni yıktı. Bir kuruş sadakaya muhtaç duruma geldim. Yıllar sonra siz geldiniz. Babanızın ünlü bir şirketin patronu olduğunu öğrendim. Ve bana para verdiniz. Zekat dediniz. Bir zamanlar oyun ettiğim ortağım bana zekat göndermişti. Şok oldum. Bana bir haller oldu o andan itibaren. Gece gözlerime uyku girmedi. İçim yandı hep. Çayır çayır yandı. Benim de. Benim de. Keşke ölmeden görseydi bunu. Öyle pişmanım. Çok pişmanım. Ben de. Evet, pişmanım. Evet. Şey. Ha? Ne var Selim? Dedem bunu size vermem istemişti. Seyredecek misiniz? Hadi. Oğullarım. Biricik kızım. Sizleri çok seviyorum. Durumum iyi değil. Farkındayım. Göç davulları çalıp duruyor. Oğullarım, siz gelmeden sizi dünya gözüyle son bir defa daha görmeden öleceğim diye korkuyorum. Onun için Selim'ime söyledim. Beni filme alıyor. Evet. Bakalım her şeyi anlatabilecek miyim? Kızım. Zeynep'im. Sen benim can yoldaşımsın. Sırdaşımsın. Sen olmasan... ...bu zamana kadar... ...yaşayamazdım. Kızım. Hakkımı helal et. Ben helal ediyorum. Oğullarım. Dede ağlama. Muradım. Dede ağlama. Yoksa çekmem. Hüseyin'im. Dede ağlama. Ağlama ne olur. Tamam tamam. Devam edelim. Muradım. Hüseyin'im. Aklınız iyice karıştı değil mi? Sizi apar topar işinizden, gücünüzden alıkoydum, çağırdım. Size garip bir iş verdim. Biliyorum. Şu anda
aklınız iyice karışık. Allah'ıma şükürler olsun. Zekatımı hiç aksatmadım. Her sene malımın 1/40'ını hesapladım. İhtiyaç sahiplerine verdim. Allah'ım inşallah kabul eder. Çekiyor musun? Çekiyorum dedi. Ağlama. Ağlama. Çekiyor musun? Evet. Çek. Çek oğlum. Muradım. Hüseyin'im. Sizin yüzünüze karşı konuşmak, açıklamak isterdim ama içimde öyle bir his, bu mümkün olmayacakmış gibi. Bu yüzden tedbir olsun diye böyle kameraya kaydediyoruz. Ah, yine zorluyor. Dayan be kalbim, dayan. Hadi beyim, müsaade et, konuşayım. Bilirim tabii. Zekat yoksullara verilir, ihtiyaç sahiplerine verilir. Şimdiye kadar da öyle yaptım. Bu seneki zekatımdan da onlara ayırdım. Ama bir kısmını da o 3 kişiye vermeye karar verdim. Neden mi? 3'ünün de üzerinde hakkım var. Kul hakkım var. 3'ü de öbür dünyada benim yüzümden hesaba çekilecek. Onların benim yüzünden cehenneme gitmelerine razı olamadım. Olamam çocuklarım. Benim yüzümden kimsenin incinmesini istemem. Benim yüzümden kimsenin ağlamasını, acı çekmesini istemem. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım ne olur onları ıslah et. Sen her şeye kadirsin. Dede sen ağlıyorsun ama. Özür dilerim. Özür dilerim. Biliyorum şaşırdınız. Anlam veremediniz. Çok düşündüm oğullarım. Üzerlerinde hakkım olan o 3 kişinin kalplerine nasıl ulaşabilirdim? Kitapları karıştırdım. Bazı İslam alimlerinin sözlerini okudum. Ve zekatın yürekleri dirilten, vicdanları uyandıran yönünün olduğunu öğrendim. Alemlerin sultanı, Fahri Kainat Efendimiz, Peygamberimiz bir hadisinde zekat dinin köprüsüdür. Ben de zekatlarımla onlara köprü kurmak istedim. İnşallah o köprü kurulmuştur. İnşallah. 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 Allah'ım onları ıslah et.
Allah'ım, onların da yüreği var, vicdanı var. Her ne kadar şeytanın oyuncağı olsalar da, şeytan yüreklerini sarmışsa da, sen dilersen her şey olur. Sen dilersen vicdanları uyandırırsın. Uyandır Allah'ım. Uyandır. Uyandır Allah'ım. Uyandır Allah'ım. Ah. 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 Benim için al. Benim için de. Benim için ağlıyor. Ah, oğullarım. Kızım. Bütün malım mülkümü size adil bir şekilde dağıttığıma inanıyorum. Avukatım size hepsini bildirecek. Sizlerin de miras yüzünden münakaşa edeceğinizi hiç düşünmüyorum. Çocuklarım, sizden tek bir isteğim var. Eğer beni seviyorsanız, benim hatıramı yaşatmak istiyorsanız, zekat verin. İhtiyaç sahiplerine zekat verin. Zekat berekettir. Ben bereketini gördüm Allah'a şükür. Zekat gönülleri diriltir. Zekat verin. Zekat dinin köprüsüdür. Gücünüz yettikçe verin. Unutmayın. Zekata yoksulların ihtiyacı olduğu gibi sizin de ihtiyacınız var. Malınızı, zekatınızı vermezseniz o mal sizin kalbinizi esir alır. Sizi yönetir. Size ne bu dünya huzuru, ne öbür dünya huzuru verir. Gönlünüze yapışır kalır. Kazıması da zor olur. Zor. Yüce Allah'ım, bu sebepten varlıklı olanlara zekat farz diyor. Malın büyüsüne kapılıp esiri olmasınlar. İnsanlıklarından çıkmasınlar diye. Benim diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun oğullarım. Size teşekkür ederim. Hiç itiraz etmeden ricamı kabul ettiniz. Zekatları verdiniz. Biliyorum. Bunu niye mi yaptım? Siz benim evlatlarımsınız. Son bir nasihatte bulunayım dedim. Akıllarından hiç çıkmasın dedim. Nasihatımı anladınız mı? Anladım. Anladım babacığım. Çok korkuyorum ölümden. Ölüm değil amelimden. Korku Azrail'den değil, cehennemin ateşinden. Cennetine, cennetine koy bizi de, koy bizi de cennetine. Rabbim bizi de affeyle, bizi de affeyle. Koy cennetine. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Nereye gidiyorsanız gideceğiniz yere kadar sizi götüreyim. Hadi. İşte gittiler.
Murat? İyi nasihattı değil mi? İyi abi. Çok iyi. Zekat İslam'ın şartından biridir. Yüce 45-50 yaşlarında. Yüce 45-50 yaşlarında. Yıllar önce bir yaralamadan bahsediyor. Beni hapsatın diyor amirim. Yok, biz çevirmedik. Kendi geldi. Yok, deli değil amirim. Adın ne? Nizam. Nizam Şimşek. Çok vukuatım var memur bey. İçeride de yattım. Sabıkalıymış amirim. Beni tutuklayın. Hadi. Evet. Tutuklayın beni. Cezamı çekmeliyim. Vicdanım başka türlü rahat etmez. Tamam. Alıyoruz. Anlaşıldı. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Alın şunu. Sağ olun. Kesin servetini kat kat artırır. Ayrıca Rabbim malın satın alır. Karşılığı cennettir bilesin. Zekatını mutlaka vermelisin. Buyurun. Gel oğlum. Ayrıca Rabbim malını satın alır. Beni çağırtmışsınız efendim. Karşılığı gel. Cennettir al bilesin. Avans değil. Zekatını firmamızın ikramı. Mutlaka al oğlum. Vermelisin. Allah razı olsun sizden. Ayrıca Rabbim geçmiş olsun. Malını satın alır. Daha fazla ihtiyacım olsa söyle. Karşılığı cennettir bilesin. Zekatını mutlaka beni çağırmışsınız efendim. Evet, geçin şöyle Suat Bey. Geç. Vahit sen de zekatını ihmal etme. Bana bütün sermayemin hesabını çıkaracaksınız. Ve 40'ta bir kaça denk geliyorsa kenara koyacaksınız. Niye efendim? Artık zekatımızı vermenin zamanı geldi. Huzur bulmak için, kurtulmak için şart. Allah'ın emri fakirlerin hakkı. Ak yavrucuğum, ben seni çok seviyorum. O yüzden hep sana sarılıyorum. Sen de büyüyünce sevdiklerine hep sarıl. Tamam mı Dilara'cığım? Aferin. Aferin yavrucuğum. Türlü haline kimseler çare bulmaz. Ölüme ölüme nerede güvenenler servetine malına malına. Ölüm sana niçin çare bulunmaz. Sabredelim. Gönül elden ne gelir, ne gelirse kuluna Allah'dan gelir. Kimse güvenmesin sıhhatle malına. Rabbim beni de alacak yanına.
Dünyaya gelen çok insanı gülmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.